Evet, şu çapar burada. Abi çaparı fazla Bağlamışım. kullanmıyoruz. Niye? Bağladık. Yaramazlık yapıyor. Haylazlık yapıyor çapar. Şu ormanları bahsettim biraz önce. Biraz önce. Abi çaparı saldığımız zaman yeter ki canavarın kokusunu sessin. Gündüz dahi oradan beri gelmez. Gece de yine orada sürekli havlar. Oralarda Tek çoban başına mı tek gidiyor? başına. Eşsiz. Zaten yanına eş olsa eve hiç yanaşmıyor. Hep ormanda. Ormanda bir şey bulamazsa bu gördüğün şu aşağıdaki araziyi gezer. Çapar Vay köpeğin, bu maşallah. köpeğin işi daha bak 6 aylıkken bu burada canavar kovalamaya başladı. Gözünle gördün. Gördüm, gözümle gördüm. Ha. Yabanilere karşı birebir bitirmiş. Tilkiye, çakala Oo, burada. hiç sıkıntı yok onlara karşı. Hiç yani korku morku ormanda Yok işte yok yalnız kesinlikle. malınız böyle Yalnız tek başına normalde gidiyor. şimdi köpek gider böyle göz bir gider gelir bir daha Yok abi senin bak. yanında durmaz normalde Hiç bazı ben köpekler. gözümle gördüm bu ormanı elim elim eliyor. Sıkıntı yok Tek yani. başına. Tek başına. Daha Ta bu da 6 enik aylıkken burada. başladı bu Daha bu da enik kurtulma. maşallah. Yani Maşallah. bunun yanında eş olsa var ya. Eşiyle hiç yan, şey yapmıyor. Ay Patlamıyor. maşallah. Ay maşallah. Ne bebeğim oldu? 9 aya girdi. Evet. Gel oğlum gel. İşte bunu çektiğimizin kardeşi. Çakıra Dağı'ndaki. Bu ondan biraz bir tık daha bir de ya çok gölgeli bir rengi var ya çapan. Rengi çok güzel. Önü falan aynı babasının önü gibi olacak bak. Kalın döşlü Kalın olacak. döşlü. Şimdi salsan gider mi? Gider yanaşmıyor. Bağlatmıyor da bir de. Gelmiyor bağlayacaklar direkt. Allah Yabancı Allah. hayvanlara karşı da çok şey. Bizim hayvanlarımıza bir şey demez. Yabancı koyunlar olsun, Sok. hayvanlar, inekler Heh, olsun. so Kim sokmuyor mu? sokmaz kesinlikle. Yaklaştırmıyor bu mevkiye. Ay maşallah. 9 aylık. Ay maşallah. Peki bu erken uyandı o zaman değil mi? Abi yavrum da belki uyanık bu ya. Köpeğe karşı da şey yapıyor mu? Köpeğe karşı hiç bozmuyor. Karabeyli küçük dişiden çıkma işte. Evet. Bırak bu. Karabeyi gözlerimiz yavrum. Tut Fatih istersen. Gel oğlum gel. Şimdi, gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel. Hemen ne yapacağız? Bak hiç bilmiyorum. Diş kontrolü yapacağız. Hani millet video yapıyor ya videoyu. Ya diyor hocam diyor nasıl atayım diyor. Sabaha kadar onu keseceğim, biçeceğim, düzeceğim, eksiklerini sileceğim. Tamam abi, Hoşuna gitmeyen şeyleri de silecek. Anladın mı? Eğriyi büğrüyü ortadan kaldıracak. O herkesin gözüne hoş gelen, ahabe dedirten görüntüler kalacak. Biz de öyle bir ne kesmeyi biliyoruz ne çizmeyi biliyoruz. Çekileni neyse direkt atıyoruz. En natürel, en doğal şekilde. Gel Doğaldı bakalım. o zaten hocam. Olan olması gereken de bu. Bak hiç tereddütsüz mesela bu açacağım videoda. Gel. Dişleri açacağım. Şey yapacağım. Görüyor musun bak? Görüyor musun? Dişleri görüyor musun? Evet. Pürüz yok üstte alt. Daha da yeni yeni diş patlıyor. 9 aylık enik demek. Daha yolun çok başında demek. Gel. Gel bakalım. Gel. Arkadaşlar işte keçe gibi bir postu var. Ben diyorum ki öyle parlak postlar moslar bize göre değil. Köpeğin postu keçe gibi çirkin gözükecek böyle. Ne derler ona fırça gibi olacak. Fırça gibi bir postu var. Yani. Maşallah gözler. Bunun gözleri bak öbürüne göre biraz daha koyu kardeşim. Evet. Koyu kestane gözleri var. Şimdi kangal devamlı diyoruz. Yerli Anadolu'ya ait en eski miraslardan. Kangal sadece bizim kafamızda olan görüntü ve fiziki bazı belirginliklerle kıyaslamak, standartlaştırmak çok yanlış diyoruz. 15 sene önce de diyoruz, gene de diyoruz. Kangalı kangal yapan iş gücü, karakter, sadakat, Aynen öyle. Cesaret hepsi üst üste olacak. Bir de fiziki özellikle iş yapma kapasitesini etkilemeyecek. Ne diyoruz? Dudaklar eğer iş yapmasını etkiliyorsa bir şeyle boğuşurken dudaklarda zarar alıyorsa, dişleri geçiyorsa o zaten kangal değildir. Veya orantısı normalden fazla büyükse, ne kadar kangal formunda olursa olsun, hız, çeviklik yoksa o zaten kangal değildir. Sözünü kafatası, kafası ne kadar çok fenotipe benzerse benzer. Hocam, köpekte boy önemli değil, cesaret önemli. Ya, onu Yürek önemli, ya. Kurtçuluk önemli. Şimdi, boyle ben ne boylu köpekler gördüm ki? Burada bir kurdunla beraber geziyor, sosyal medyada gördüm. Ya geziyor, ona kuzu boyu kuzu yedirtiyor burada. Mesela
Maalesef. Ben şu insanlar... ikisini saldığım zaman şu ormandan beri gelmiyor. Bak bu da daha yavru. Senin ormanlar, oralar bu... çok derin ormanlar. Yani. Aa, buraya her köpek keser de giremez bu ormana. Giremez. Hani buradaki domuzun, çakalı, kurdun haddi hesabı yok. Yani. Bir de ormanlık alanda kurtla mücadele edebilmek çok zor. Aynen öyle. Cesaret meselesi. Çok sezgili ama. Çok hemen, sezgili bir şey. Sezek yani. Bak orada bak köpekler var orada bak. Bak gözlerin koyu kestaneler var. Orada köpekler var bak hocam. Yüzünü böyle bozuldu zaten. Ha öyle mi? Hiç salamayız değil mi? Yok abi saldı mı tutulmuyor şimdi. Şöyle bir yürütemez mi? Araçlara falan saldırıyor ya. Değil mi yabancı? Yürütemez mi? Şöyle bir ip gibi bir şeyle şu hafif yürüyüşünü şöyle bir. Hocam her şeyi anlıyorum işte. Burak görüyorsun değil mi? Adam bu da Ulu Çapar'ın sahibi. Şeyli kardeşi. Şimdi Çapar ya. Evet. Adam işte ya bu Kangal dediğin çocuğa villa Bozkar'a başlıyor. Böyle bir şey yok. Renkler var ya köpek ırkını ayırt edemez. Yerli ırkı ayırt edemez. Bunları ayırt edemez. Anladım. Kangalı ayırt edemezsin renkli. O Çapar da olur, Ala da olur, her şey olur. Sana nasıl şey? Tay gibi. 8,5 ay, 8,9 aylık emik ya. Bahar yavrusu ya. Çok güzel olmuş. Yukarı çok güzel ya. Ay, git baksana. Köpek bir cincinde ayrı bir oluyor, ayrı bir oluyor. Git bak sen de. Evet. Gel. Salla bakalım. Şöyle bir. Hadi. Ok gibi gider bu. Gel, gel. Vaa. Hemen gidecek ya abi. Abi çok cesaretli, çok deli bir köpek ya. Beni de çekin. Şöyle bir fotoğrafımız al. Dur bakayım abi. Nereden çekeceğiz? Ne oldu ha? Böyle alttan Fatih anladın mı? Neyse görüntüsünde daha... Ha Fatih ah. Biraz alttan gir ki. Burada ova ha. Tamam. Şşt. Köpek çok güzel ama. Gel gel. Ha. Her zor oldu. Erken ayak kaldırmaya başlamış. Bak şimdi 9 aylık yavru ayak kaldırıyor. Gördün. Ama bu uyanık hoca. Çok uyanık, çok çok. Değil mi? Çok uyanık. Zeki. Sağ olun. Hocam kafa daha henüz bunun patlaması erken. Kafanın. 10 numara gidiyor. Ben sana söyleyeyim. 10 numara. Şimdi 5-6 ay daha boyatacak Enes. Tamam mı? 5-6 ay daha boyatacak. Şimdi ben... Kafa, erkek diyor ya kafa patlıyor. Kafa iyidir, orantılı olarak yani. Gelişir. Her yerinde gelişim olduğu gibi kafa da. Benim görüşüm ayının babası gibi büyüyor şu anda. Büyüyor, gelişimi çok güzel. Ön kısmı kostalar, maşallah. Babasının veda iftarlarından birisi olacak bu ya. Eğer var ya, bir de bu hırsı göster. Hırs, sen ne diyorsun ya? Felaket bunda. Salaydım orayı bulduydu şimdi. Boğulsun boğulsun. Bu durumda önemli değil. Değil mi? Hele reisinden oldun muydu tamam da. Tuttuklarını yırtıyorlar. Tabii reis bunu her şeyi öğretti. Tabii canım. Bir avantaj var. Gezdi mi abi reis yanında? Tabii canım. Neyse.
Arkadaşlar burası Samsun Ladik Akdağ'ın etekleri. Kürşat Demir kardeşimizin yanındayız. Kardeşimin çırağım, ona da selam olsun. Gülbey Demir'in köylüvanlığıyla, adamlığıyla evlattı vallahi. O yeri dolmaz. Onu çok özlüyoruz, seviyoruz. Ama Kürşat da eskiden beri tabi dededen torna davarcı koyuncu oldukları için köpeğin ne derecede kaliteli olup olmadığı, nasıl köpek kapıya koyması gerektiğini çok iyi biliyorlar. İyi de bakıyorlar. Allah helal olsun on numara bakımı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Düşün. Şu köpek şu anda 77 santim. ...85 olup da şu köpeğe dizinde, ayağında, kalçasında bir rahatsızlık olsa, yani dünyalar umurunda olmaz. Yani köpeğe rahatsızlığı sahibini çok yorar. Hem fiziki rahatsızlık hem karakteristik rahatsızlık. Yani onun için yani bu köpek daha üstüne koyacak, 4-5 santim daha koyacak. 4-5 santim daha en az. Bir 15 kilo daha koyacak en az. Zaten ondan sonra fizikte de belli zaten nasıl olacak. Yavaş yavaş ince ince sindire sindire büyüyecek. Bu yerli işte gerçek miraslar bunlar. Bundan 20-30 sene önce buralarda çok vardı bu tarz çeneli, hızlı, çevik. Ama şimdi ha böyle lap farklı itler geldi. Hocam bitti. Bunun soyunu sürdürmeyi istiyorum ben. Aklımdan geçen bu evet. İyi bir dişiyle eşleştirmek istiyorum. Bunun en az 10-12 ay var eşleşmesi. Daha erken zaten. Şu anda erken. Büyüyecek, gelişimi tabii. Tamamlayacak. Ondan sonra... Arabey. Oğlum. Herkese selamlar, saygılar. Bunun adı da Karabey. Karabey koydun değil mi? Karabey'in oğlu Karabey mi? Hürmetler. Arkadaşlar en kısa sürede görüşmek umuduyla. Misafirimiz var burada. Kardeşim benim. Rize'den. Murat Burak burada. Tatar Kerim. Sağ olun, var olun. Kürşat'a teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Adam üstünden bizleri ziyaret ettiği için. Bütün Kangal camiasına selam olsun. Eyvallah. Saygılar. Sağlıcakla.